يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من كتاب جلستان. Bugün Gülistan-ı Sadi'nin, Şehzade Şirazi'nin Gülistan kitabının üçüncü dersini okuyoruz. Kıt'atun, kıt'a. Bu bir kıt'adır. O kıt'a nedir? Budur. Ey kerime ki ez hazine ey gayb, gebru tursara vazifen hurdari, dostan ra kuca kuni mahrum, tüke ba düşmenan nazardari. Ey kerime ki ez hazine e gayb. Niye senin kitabın yok diyor ha? Tamam otur. Ey kerime ki ez hazine e gayb. Ey kerim Allah ki gaib hazinesinden gebru tursara. Gebru tursanra. Gebr kimlere denilir? Mecusilere denilir. Ateşperestlere denilir. Tursara putperestlere. Ey kerim olan Allah ki sen gaib hazinesinden, bizim görmediğimiz hazinenden putperestlere ve ateşperestlere vazife kurdari, vazife rızık demek. Hur yemek, dari yiyici tutarsın. Yani sen mecusilere ve putperestlere rızık yedirecisin. Bildiniz değil mi? Vazife o gün biraz yanlış söyledik. Vazife demek rızık demek. Vazife e ruzi. Ruzideki ya asli olsaydı o vazife ki ruzidir, rızıktır. Vazife-i ruzi, ruzideki ya nisbet için olsa diyeyim, güne mensup rızık demektir. Dünkü derse geçti galiba. Şimdi tekrar geri dönelim. Ey nedir? Emrullah harf-i nidadır. Ey nedir? Harf-i nidadır. Kerimi, o kerimideki ya-i vahdettir. Hangi yadır? Vahdet, vahdet yasidir. Veyahut da yay nisbet kereme mensup da alabiliriz. Tabi zahiren ey harf nida kerim munadadır. Hakikaten de munada mahzuf kerim onun sıfatidir. Ey hudaye kerimi. Mahzuf huda munadadır. Kerim onun sıfatidir. Mana nasıl gelir? Ey Hudayi Kerim, ey kereme mensup veyahut da ey bir kerim olan Huda. Bildiniz değil mi? Yani niçindir dedik? Vahdet için. Manası nedir? Ey Hudaki Kerimsin, ey kerim olan Huda. Bildiniz değil mi? Ki edat-ı rabdir. Ez min manası nedir? Burada hazine-i gaybdir. Ama başka nüshelerde hizane-i gayb. Hizane-i hazine-i ikisinin manası aynıdır. Hizane de hazine manası nedir? Hazine-i gayb veya hizane-i gayb her ikisindeki hemze idafe için olan yaya bedeldir. İdafe alameti olan ya hasfe gitmiş, hemze onun yerine geçmiş. Gebir, mecusi, ateşperese denilir. Ve tursara, tursa, putperestlere denilir. Ra, mef'ul alameti veya tahsis alametidir. Vazife, rızık demek. Hur dari, hur yiyici dari tutarsın. Yani vesfe yiyicisin. Yani vesfelerini yedirecisin. Yani
seni inkar eden, ateşe tapan, putlara tapanların dahi vazifelerini, rızıklarını yediriyorsun. Peki sen, seni inkar eden mecusi ve putperestlere vazife kurdarisin. Dostanra, kendi dostlarına, dostanra kendine, kendi dostlarına. Anlıyorsun değil mi? Dostanra dostlarına kuca, kuca eyne manası nedir? Nerede? Nasıl? Bakın dostanra dostlarına kuca, yani nerede? Nasıl? Hani diyor ya, nasıl? Dostanra dostlarına kuca, nasıl? Kuni yaparsın mahrum mahrum. Yani dostların, seni kabul eden, muvahhid olanlar, tevhid ehli olan müminleri nasıl rızıklarından mahrum edersin? Dostanra dostlarına kuca, nasıl? Kuni, oradaki ya hitabı içindir. Dostlarını nasıl kuni mahrum mahrum yaparsın? Öyle değil mi? Şimdi kuni fiil. Dostanra birinci mef'ul. Mahrum ikinci mef'ul. Kuca da nedir? Zarftır. Dostanra kuca kuni mahrum. Tu ki sen ki ba düşmenan düşmanlarınla beraber düşmanlarına karşı nezerdari nezerdarsın, nezer tutansın. Gözetleyici. Yani gözetleyicisin, iltifat edicisin. Yani düşman, sen ki düşmanlarına iltifat ediyorsun, rızıklarını yediriyorsun. Dostların olan müminlere nasıl rızıklarını ne edersin? Kesersin. Bu akla da sığmaz. Yani kesmezsin. Bakın tu ente manasındadır. Ki bazen mevsule mana ellezi, bazen edatu rab. Burada edatu rab'dir. Ba mukabelet içinde diyebiliriz. Ma manasında diyebiliriz. Yani düşmanlarına mukabil veya düşmanlarınla beraber. Düşmenan elifnun akililerin cemiyeti içindir. Nezer iltifat. Dari deki ya niçindir? Hitap içindir. Ey Huda Kerimi ki, ey Kerim olan Allah, ez hazine ey gayb ve yahut ez hizane ey gayb ku gayb hazinesinden gebru ve tursara mecusi ve putperestlere vazife rızık hur yediri dari tutarsın. Murat anlıyorsun? Evet. Olmadıysa hemen söyleyin, çekinmeyin. Dostanra kuca kuni mahrum. Dostlarını nasıl mahrum edersin rızıklarından? Normalde kuca nereden manasında ki? Burada nasıl manasında mı? Kuca bazen eyne, bazen nasıl. Burada nasıl manasına der. Yere göre değişiyor. Yani. He, değişebilir. Türkiye sen ki ba düşmana nezerdari. Sen ki düşmanlarınla beraber nezerdarsın. Dostlarını nasıl rızıktan mahrum edersin? Ey kerime ki ez hizane e gayb gebru tursara vazife hurdari dostan rakuca kuni mahrum tüke ba düşmenan nezerdari. Oldu mu olmadı? Ha. Şimdi neye geçiyoruz? Nesre geçiyoruz. Beyt bitti. Ferraşe bade sabara gufte ta furşe zumurrudin begusteret. Kafiye orada bitti. Ebre bahari ra fermud ta benate nebatra der mehde zemin beperveret. Bakın begusteret beperveret. Ahırları aynı. Ve direktan ra benimki vedi duhtanradır ama yanlıştır. Ve direktanra be hilat-ı nevruzi kabaye zebze varak derber girifte. Bak girifte. Ahiri budur. Evet. Ve etfal-ı şahra be kudum-ı mevsum-ı rabiye gulah-ı şukufe berser nehade.
Gırfte nehade, birbirine yakın. Ve usare enayi be kudreti o fehde faik şude ve tuhme hurma be terbiyeteş nakhle basık şude. Biraz farklılık var sanki ama. Be kudreti o şehdi faik. Şehdi faik şude. Biz biraz farklı söyledik biraz önce. Ve usare enayi be kudreti o şehdi faik şude. Belki ben yanlış okumuş olabilirim. Şimdi ibare biteyim. Ferraş Arabi bir kelimedir. Çok serici demektir. Yatağı, sergi, halileri çok seren demektir. Anlıyorsun değil mi? Bade sabah. Bade ne? Sabah. Bad rüzgar demek. Sabah. Hani bazen geceler uzun, bazen gündüzler uzun, bazen gece gündüz ne olur? Ubeydullah eşit olur. Gece ve gündüzün eşit olduğu dönem, bu ilkbahar dönemidir. Gece ve gündüzün eşit olduğu dönemde doğudan esen rüzgara ne denilir? Sabar. Doğu tarafından esen rüzgara sabar denilir. Bildiniz değil mi? Demek ferraş, serici, bad, rüzgar, saban, doğudan esen rüzgar, ra, mef'ul alameti veya taksis alameti, gufte, fiilen madidir. Ta, hatta manasınadır. Guftenin manası emretti mi oluyor? Gufte söyledi. Gufte söyledi. Ta, hatta manasınadır. Ferşi zumurrudin. Ferş, sergi, hali, kilim neyse, zumurrudin yeşil bir taştır. Bu gusteret, gusteret fiil olduğu için başındaki ba ne olmuş? Meksur olmuş. Tamam. Ferraş-ı bade sabara gufte, ta ferş-ı zumurrudin bu gusteret. Öğrendik değil mi? Manası nedir? Gufte, Yüce Allah söyledi, yani emretti. Gufte ne demek? Söyledi, emretti. Ha, söyledi, Yüce Allah emir etti. Neye emretti? Ferraş-ı bade sabara urra mef'ul alameti. Serici olan sabah rüzgarına emretti. Bakın, ferraş-ı bade sabah. Ferraşın bade idafesi mevsuf, sıfatın mevsufa olan idafedir. Yani o bad ki nedir? Ferraştır. Ne idafesi? Sıfatı mevsufa idafesi. Mevsufa idafesi de diyebiliriz. İdafe beyane de diyebiliriz. O ferraş ki badın kendisidir. Evet. Badın sabara idafesi amın hasa olan idafe kabilesindedir. Bad mutlak rüzgar. Sabar, gece gündüzün eşit olduğu dönemde doğudan esen rüzgar. Gufte ta hatta manasındadır. Ferşi zumurrudin. Burada da müşebbehu bihi müşebbehe ne olmuş? Yok. Müşebbeh müşebbehu bihiye idafe olmuş. Yani o sergi ki zumurrud gibidir, ona benziyor. Onun gibi yeşildir. O bitkiler, onlar da o zumrud maddesi taşı gibi yeşildirler. İdafetul müşebbeh ile müşebbeh bihi mi oluyor? İdafetul müşebbeh ile müşebbeh bihi idafe beyan eden diyebiliriz. Manası nedir? Anlıyorsun manası? Yani bahar mevsiminde Yüce Allah sabah rüzgarına emir etti dedi ki zumrudin gibi yeşil olan sergiyi her tarafa ser. O rüzgarın esmesiyle otlar yeşeriyor, bitkiler yeşeriyor, ağaçlar yapraklanıyor. O rüzgarın bu gibi şeylere faydası olur. Mana nedir toparlayacak olursak? Ferraş-ı bade sabara. Yüce Allah serici olan sabah rüzgarına gufte söyledi. Yani ona emir etti. Ta ferş-i zumurrudin
Zumurrudin sergisini bu gösteri dedi ne yap? Ser, emreti dedi ser. Ta hata manasındadır. Talini ne ediyor? İfade ediyor. Ferş mana mefruş, meser mana ismul mefur. Zumurrudin yeşil bir taştır. Bazen bu yüzüklerin taşı olarak da kullanılıyor. Zümrüt taşı olarak herhalde. Zümrüt diyoruz. Asıl da bir zümrüttür. Oldu mu? Bu gusret oradaki ban nedir? Oradaki ban meksürdür. Oldu mu olmadı? Ferraşe hatta diyor banın dahil olduğu fil müstakbel olduğunu gösteriyor. Ferraşe bade sabare gufte ta ferşe zumurrudin bi gusteret. Oldu mu olmadı? Oldu. Emrullah anladınız bu beyti. Tamam. Beyt dedim yani bu fıkreyi. Ve daye-i ebri bahari ra fermud. Bak, ferraşe bade sabare gufte. Burada da daye-i ebri bahari ra fermud. Daye-i. Daye ne demek? Anne demek. Zazaca day demiyoruz daye. Daye ana demek. Daye-i hemze idafe için olan yadan mübdeldir. Ebir ne demek? Bulut demek. Bulut demek. Bahar, bahar mevsimi demek. Fermud, ferman etti. Yani söyledi, emretti. Oldu mu olmadı? Mana nasıl gelir? Ve daye-i ebre baharıyla. Bak dayenin ebre idafesi müşebbehen bihinin müşebbe idafesidir. O ebir ki bir daye gibidir. Nasıl dayeden süt, çocuklar meydana geliyorsa buluttan da rahmet, yağmur meydana geliyor. Dayenin ebre idafesi müşebbehen müşebbehu bihe idafesidir veya idafe beyan eder. Ebre baharıyla, ebrin bahare idafesi idafe lamiye diyebiliriz. Yani o ebr ki bahar mevsimindedir. Ra mefur alametidir. Ve daye-i ebre baharıyla fermud, yani Yüce Allah anne gibi olan bahar mevsiminin bulutuna emretti. Peki emretti ne dedi? Ta benate nebatra. Benat ne demek? Kızlar demek. Bintin cemidir kızlar demek. Nebat bitkiler demek. Benatın nebate idafesi müşebbehu bihinin müşebbehe idafesidir. Ve o nebat ki benat gibidir. Veya idafe beyanedir ki benat ki nebatın aynısıdırlar. Benat-ı nebatra yani benat gibi olan bitkilere ta benat-ı nebati dermehde zemin nerede? Yeryüzünün beşiğinde. Yeryüzünün beşiğinde. Bakın o zemin ki mehd gibidir. Müşebbehu bihinin müşebbehe idafesi. Veya mehde zemin idafe beyanedir. Der fin manasındadır. Ta ki benat-ı nebati der mehde zeminde büpervered. Büpervered ne demek? Besle. Ne yap? Besle. Besle. Zaten bulut ne yapıyor? Bulut yerin dibindeki, yerin içindeki ağaç köklerini, bitki köklerini, tohumları ne ediyor? Muhafaza ediyor, besliyor, yeşertiyor ve yeryüzüne ne diyorlar? Filizleniyor, çıkıyor. Ta, o ta da hatam manasındadır, illeti ifade ediyor. Benat-ı nebatra, ta ki benat-ı nebati, yani benat gibi nebatları, der mehde zemin, mehd beşik gibi olan yerde, yerin içinde, büperveret ne et, besle. Hele oku Muhammed. İbareyi. Ferraşi badi sabara gufteta ferşi zumurrudin bugüsteret. Ve daye-i ebri beharira fermud ta benati nebatra
der mehdi zemin biperveret. Güzel. Ve diduhtan ra aslında o yanlış. Ve direktan ra. Bak burada direktandır. Şimdi vav direktan. Sinki de didudaktandır. Yanlıştır. Vav direktan ra'yı ferraşa ne ediyor? Atıf ediyor. Direktan direktan cemidir. Direktan cemidir. Tan, elif, nun içindirler. Elif, cem içindir. Cem içindir. Ama burada ağaçların akli var mı? Yok. Hayır. Burada elif, nunla cem olması nedir? Hilaful kıyas. Şazdır. Hilaful kıyasdır. Oldu. Burada şazdır. Yoksa direktanın aklı yok. Ve direktan ra meful alametidir. Anlıyorsunuz değil mi? Yani ağaçlara direktan ne demek? Ağaçlar. Ağaçlara. Be hilate nevruzi. Hani nevruz diyorlar ya, Mart, 21 Mart mı nedir? Nevruz demek yani ilk gün, baharın ilk günü demek. Nev yeni. Ruzi ne demek? Gün. Gün demek. Anlıyorsun değil mi? Yani ve direktan ra, ağaçlara. Bekhilate nevruzi, nevruz hediyesinin mukabilinde. Nevruz hediyesini, hediyesi olarak. Kabaye zebze verek. Yani yeşil yaprak kaftanını. Derber o ağaçların üzerine grifte tutmuş. Anlıyorsunuz değil mi? Grifte ne etmiş? Tutmuş. Tutmuş demektir. Bakın kelime kelime. Direktan ra direktin cemidir. Ra mef'ul alametidir. Ve hil'at hil'at hediye demek. Nev yeni, ruzi gün demek. Kabayi kaba kaftan cümbe. Şimdi ne diyorlar? Kürk. Kürk. Türkçe'de ne diyorlar? Kaban. Kaban. Ama oğlum buradan alıntıdır. Yani kaftan. Zebzi. Zebz yeşil demek. Verak yaprak demek. Öyle değil mi? Yani o verak ki nedir? Yeşildir. Zebzin veraka idafesi müşebbehu bihinin. Yok, sıfatın mevsufe idafesidir. Kabaye zebze verak. Yani o zebze verak ki kaba gibidir. Kabanın zebze veraka idafesi müşebbehu bihinin müşebbehe idafesidir. Zebze verak, zebzinin veraka idafesi sıfatın mevsufe idafesidir. Der zaydedir. Ber üst, üstünde demek. Grifte tutmak demektir. Anlıyorsun değil mi? Tekrar ediyorum. Mana nasıl gelir? Ve direktan ra. Yani Yüce Allah ağaçlara emretti. Be hil'ate nevruzi. Nevruz hediyesi olarak. Kabai zebze verek, kaftan gibi yeşil yaprakları derber o ağaçların üzerine grifte tutmuş. Anlıyorsunuz değil mi? Yani giydirmiş mi annesi? Giydirmiş, yani üzerine tutmuş, giydirmiş. Yani Yüce Allah emir etti, yağmurun, rüzgarların etkisiyle ağaçların üzerine, bütün ağaçlara yeşil bir cübbe giydirilmiş. O yeşil cübbe nedir? Yapraklardır. Ve direktan ra be hil'ate be hil'at fetha koymuş benimki burada. Allah-u Alem yanlıştır. Be hil'ate nevruzi kabaye zebze verak derber grifte. Zebz yeşil demek. Verak yaprak demek. Kabay ne demek?
kaftan demek. Kaban, kaftan demek. Kabaye zebze verak. İdafeden dolayı ya idafe için gelmiş. Veya hutta kabaye zebze verak ya asli de diyebiliriz ama ya asli değil. Ve direktan ra bekhilat-ı nevruzi kabaye zebze verak derber girifte. Bildiniz değil mi? Kaba ne demek? Şimdi kaban dediğimiz kaftan. Kabaye o ya idafe için. Yani bir kelime bir kelime idafe edilince idafene alameti olarak mudafın sonunda ya gelir. Ha bazen bu ya elife kalb olur. Bu ya ne olur? Elife kalb olur. Bir de hani Farisi mudafı ileyhi mecrur ya Arabi'de. Farisi de mudaf mecrur olur. Bunları unutmayın. Hilat diyor be cilli cejna nevruzi kabay zebze varak derber girifte. Bak burada hilat hanın kesriyle diyor. Bildiniz değil mi? Fahir libasa derler. Yani fahir libas. Bak kaba kaftan demektir veya idafet üçündür. Bak burada da onu söylüyor. Şimdi manası nedir? Ve direktan yüce Allah direktan ağaçlara ve hilat-ı nevruzi nevruz hediyesi libası olarak kaba-i zebze verek yeşil yaprak kaftanını derber girifte o ağaçlar üzerine ne etmiş? Yüce Allah tutmuş. Yani ne demek? Yüce Allah Nevruz hediyesi olarak ağaçlara yeşil kaftanı giydirmiş. Olmadı. Bitti o da. Ve direktan ram behilat-ı nevruzi kabaye zebze verak derber girifte. Ve etfal-ı şahira ve kudum-ı mevsim-i rabi'i gulah-ı şükufe berser nehade. Bu da bir kafiye, bir fıkra. Ve etfal-ı şah. Şah ne demek? Ağaç dalları. Özellikle bir senelik. Zazaca ne diyorsun? Ağaçlar bir senelik fidanlar çıkıyor ya. Şah demiyoruz. Sazaca biz şah diyoruz. Şah hani ağaç bir senelik filizlere denilir. Ha burada dal demek. Ve etfane şahira. Bak ve etfane şahira. O şah ki etfal gibidir. Etfal tafrın cemidir. Müşebbehu bihi müşebbehen olmuş? İdaf olmuş. Yahut da ve etfale şahira o etfal ki şahın kendisidir. İdafe nedir? Beyanidir. Be kudum mevsim rabbim. Be kudumdaki ba niçindir? Mahiyet için değil mi? Ba sebebiyet içindir. Sebebiyet için. Kudum Arabidir. Hani gelmek. Mevsim bizim de bildiğimiz mevsim. Rabbim bahar. Yani bahar mevsiminin gelmesi sebebiyle ağaç dallarına gulah-ı şükufe yani tumurcuk külahlarını berser nehade. O etfal-ı şah üzerine koymuş. Yani emrullah. Yani diyor bahar mevsiminin gelmesiyle yüce Allah ağaç dallarının üzerine tumurcukları koymuş. Tumurcuk külahlarını koymuş. Hani elmadır, kayısıdır. Önce tumurcuk açıyor dalların üzerine. Sonra çiçek. Sonra ne oluyor? Meyve oluyor. Bildiniz değil mi?
etfale şahire idafe beyanedir veya müşebbeh bin müşebbehe idafesidir. Ve kudum bay sebiyet kudum gelmek demektir. Mevsim Arabidir. Rabi'in bahar. Gulah. Bak bu külaha da gulah denilir. Emrullah bildiniz mi? Fotora da ne deniliyor? Fotora da kulah deniliyor. Şukufe ne demek? Şukufe ağaç o meyvenin çıktığı tumurcuklar. Kulahın şukufe idafesi müşebbehu binin müşebbehe idafesidir veya idafe beyanedir. Ber ala ser baş nahada mana vada etmiş. Yani ne demek? Yüce Allah etfal-ı şah yani çocuk gibi dallarının üzerine Rabbi mevsimi, bahar mevsim gelmesi sebebiyle fotorlar, külahlar gibi tumurcukları ne etmiş? O etfal-ı şahın başı üzerine koymuş. Muhammed anladınız mı? Evet. Yani ve etfal-ı şahra ve kudum-i mevsime Rabbi gulah-i şukufe berser nehade. Yani bahar mevsim gelmesiyle Yüce Allah fotorlar, külahlar gibi tumurcukları ağaç dallarının başı üzerine koymuş. Ve etfale şahira bekudume mevsime rabi'i kulahi şukufe berser nehade. Ve asare enayim. Bu beytin ibaresi biraz yani lügati biraz ağırdır. Ve usare nayi. Nayi biliyoruz ne demek? Nayideki ya nisbet içindir. Nayideki ya niçindir? Nisbet içindir. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Nay ne demek? Kamış demek. Bir çeşit kamış var. İçinde şeker var yani böyle şire var. Şimdi oralarda var mı bilmiyorum. Bazı memleketlerde var. Eskiden onu böyle keserlerdi. Böyle sigara gibi dilim dilim yaparlardı. Yola giderken yolda yerlerdi. Kışın yerlerdi. Yani onu alıp ne ediyorlardı? Emiyorlardı. Sıksan içinden böyle bal gibi şeker çıkardı. Diyor ve usare-i nayi. Nayi ne demek? Şeker kamışı. Nayı kamış demek. Usare sıkılmışı. Hani kamışı sıkarsan içinden çıkan suya ne denilir? Usare denilir. Arapçada. Ve usare-i nayi. Asa usare-yidir. Ya hasbe gitmiş onun yerine o idafe için olan yan yerine hemze gelmiş. Nayideki ya da nispet içindir. Veyahut da vahdet için, nispet için, vahdet için de diyebiliriz. Ve usare-i nayi, naye kamişe mensup, yani kamişin sıkılmışı, ve kudreti o, Allah'ın kudretiyle, şehd-i faik, faik demek ali, fahır, yani fahır bir bar şude olmuş. Allah'ın kudretiyle, kamışın sıkılması, yani o kamış, şeker kamışının neyi? Suyu âli, yüce bir ne olur? Bal olur. Söyle Muhammed. Ve usare nâyi. Ve kudreti o şehd-i fâik şude. Ne demek? Yani kamışın sıkılmış olan suyu Allah'ın kudretiyle o, hani Türkçe'de o diyoruz, şehd, bal, fâik, âli, şude olmuş. Ve usare-i nayi ve kudreti o şehd-i faik şude. Ve tuhme hurma ve ne? Tuhme. Ve tuhme hurma hurma tohumu hurma tohumu ne demek? Çekirdek demek. Biz de hurma ağacı demiyoruz. Evet. Tohum demiyoruz. Evet. Bak tohum buradan alınma. Hurma da buradan alınma. Ve tuhme hurma, Arabi hurma ağaçlarına nakıl denilir.
Ama Farisi, Türkçe, Zazaca, Kürtçe ne denilir? Hurma denilir. Ama Türkçe'de H olmadığı için hurma deniliyor. Ve tuhme hurma, hurma ağaçının tohumu, çekirdeği, be terbiyeteş, Allah'ın terbiyesiyle, Allah'ın ne? Terbiyesi. Allah'ın terbiyesiyle, nahle basık, basık demek uzun, azim demek, büyük, uzun bir hurma ağaçı, şude olur. Bak bu sefer buradan nahl getirdi. Arabi getirdi. Bir hurma çekirdeğini yere atarsak gelir 7, 8, 10 senede ne olur? Kocaman belki 20 metre bir ne olur? Ağaç olur. Bir çekirdek o kocaman ağaç oldu. Bu Allah'ın kudretiyle. Bakın ve tuhme hurma. Hurma ağaçının tohumu çekirdeği ve terbiyeteş, oradaki terbiyeteşteki şin demirdir. Kime gidiyor? Allah'a gidiyor. Allah'ın terbiyesiyle, eğitmesiyle, beslemesiyle nahle basık. Nahl hurma ağaçı. Basık tavil, azim demektir. Şude olur. O tuhme hurma ve terbiyeteş şude nahle basık. Anlaşıldı değil mi? Bildiniz mi? Ve usare enayi ve kudreti o şehde faik şude ve tuhme hurma ve terbiyeteş ve terbiyeteşteki bazı sebebiyettir. Terbiyet mester arabidir. Şe demir Allah razı olur. Nakhl hani hurmayla tekrar olmaması için burada nakhl arabi getirdi. Basık, tavil, azim manasına gelir. Şude fiil madi sare demektir. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Hala ibareyi okuyun. Kıtadan itibaren. He, kıtadan itibaren okuyun. Ey kerimi ki ez hazine-i gayb. Ez hazine-i, ez hizane-i gayb. Yani unutmayın. Gebru tursara vazife-i vazife hurdari. He, vazife rızık hurdari yiyici, yedirecisin. Dostanra. Dostanra değil mi? Yoksa Dostanra. Bezinçi mi Dostanra diyor? He, Dostanra. Dostanra, kuca kuni mahrum, tu ki ba düşmenar. Yok zaten depti Dostandır. Yani bezinçi bazen Dostan okunur. Tamam. Normal asıl depti Dostanra, kuca kuni mahrum. Tu ki ba düşmenan nazar dari. Dari. Ferraşi ba'di sabara gufte ta ferşi zumurudin bigusteret. Vedaye-i fıkra orada bitti. Vedaye-i ebe bahari ra fermut ta benati nebatra der mehdi zemin biperveret. Bakın ferraşe bade sabara gufte ta ferşi zumurudin bu gusteret. Vedaye-i ebe bahari ra fermut ta benati nebatra der mehdi zemin biperveret. Ve direkten ra ve direk tanra behliati nevruz qabayi sebzi varak derber grifte ve etfali şahira be kudumi mevsimi rabi'i kulahi şukufe ve kudumi mevsimi rabi'i kulahi şukufe berser nahade ve usare'i nayi ve usare'i nayi be kudreti o şehdi faik şude ve tuhme hurma be terbiyeteş nahli basık şude. Tamam. Nefakumullahu nef'an mubina. Kad kefani ilmu rabbi min suali ve ihtiyar.